ailesi olarak sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Aslında bugün sizlerle akademik başarı ve beslenme konusunda konuşacağız. Tabii beslenme dediğimiz kavram korkunç geniş bir kavram. Ve yazılı sözlü medyada aslında beslenmeye yönelik belki yüzlerce binlerce bilgiyi okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu yüzden ben anlatırken eğer ışıklardan da görebilirsem, sorunuz da olursa lütfen el kaldırarak katılabilirsiniz konuşmaya. Çünkü interaktif olması her zaman çok güzel. Ya da işte duyduğunuz, öğrendiğiniz bazı şeyler olabilir. Bunlarla ilgili yine birlikte konuşursak da çok daha anlamlı olacaktır. Evet, aslında hep insanların aklında sihirli yiyecekler vardır. Gerçekten besinler sihirli midir? Sihirli bir gücü var mıdır? Orta çağdan itibaren yiyeceklerin böyle sihirli etkileri olduğu düşünülmüş. Nasıl etkiler bunlar? İşte bazı yiyeceklerin cinsel gücü artırdığı, bazılarının ruh sağlığına iyi geldiği ya da bazılarının bireyleri sakinleştirildiği şeklinde kitaplarda bulunulmuş. Peki son günlerde ne gündemde beslenme psikiyatrisi denilen aslında bir terminoloji oturmaya başladı. Ne demek beslenme psikiyatrisi? Bizim tükettiğimiz yiyeceklerin aslında zihinsel farkındalığımıza etkilerini araştıran bir konu alanı olarak hayatımıza her geçen gün giriyor. Sibel Hocam çok güzel söyledi. Belki sizler şu anda gerçekten bir bölüm noktası sizin için. Belki bir eğitim hayatınızın, bir mesleki başlangıçlarınızın adımlarını atmayı planlıyorsunuz. Ama bizler yıllarca gerçekten hala sınavlarımıza devam ediyoruz. Bir öğrenci olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla sizin için bu güzel anlamı aslında çok keyifli hale de çevirebilmeniz mümkün. Gerçekten yiyecekler sınav performansınızı etkiliyor mu? Ben şunu söylemek isterim sizlere. Belki sınava çok sayılı günler kala, işte bir hafta kala, sınav günü, sınav sabahı gibi bir takım öneriler hep geliştirilecek. Ama şunu unutmamak lazım. Hepimizin bir yaşam tarzı var ve sınava hazırlık dediğimiz süreçte, bu bizler için de geçerli, bir yaşam tarzı oluşturmamız lazım. Yani alışkanlıklarımızı bunun üzerine kurmalıyız. Çünkü son dakika olacak bir davranış olmayacaktır bu. Bunun için mutlaka düzgün bir çalışma takvimimizin olması gerekir ki bu takvim içerisinde bu yaşam tarzınızda beslenmeyi entegre edebilirsiniz. Tabii ki belki bazen bazı günler bizim çok için çok özel olur. O günlerde ise biz bunu sınava hazırlık döneminde biraz kalarken ve son gün olacak şekilde bunu ayarlamamız gerekiyor. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hep söylenen bir söz var değil mi? Kahvaltısız evden çıkmaz. Gerçekten böyle mi? Aslında çok uzun süren bir açlık dönemi yaşıyoruz geceleri. Ve sabah uyandığımızda aslında kan şekerimizin gerçekten çok daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Peki kan şekerimizin düşüklüğü neye etkileyecektir? Bizim kanımızda var olan glikozun organlara, özellikle beynimize yeteri kadar gitmemesi sonucu zindeliğimizi zayıflatacaktır. Dolayısıyla bu bize nasıl yansıyacak? Çünkü bir kısmınız hayır ben şey yapmaya alışkın değilim diyor. Fakat aslında bu birazcık ön yargılı olabiliyor. İşte yorgun hissetmeniz, iştahsız olmanız, kahvaltı için bir zaman ayırmamanız gibi faktörlerden bazen kaçışlar yapıyoruz. Bu yüzden kahvaltı yapmayı istemiyoruz, reddediyoruz. Halbuki kahvaltı yapılmadığı zaman, belki bunu bir kontrol edebilirsiniz kendinize, bir yorgunluk, bir baş ağrısı, dikkat azlığının geliştiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla da eğer kahvaltı yaparsanız, yorgunluğunuzun azaldığı, baş ağrılarınızın geçtiği, kendinizi daha zinde hissettiğiniz, akademik başarınızın çok daha yüksek olduğu bir süreci yaşayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde hangi yiyecekleri tüketeceğiz? Bizim tüm ülkelerin bir beslenme piramidi, bir beslenme tabağı vardır. My plate deriz biz buna. Bakın bu tabak bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından, alanındaki uzman kişiler tarafından geliştirildi. Ve gördüğünüz üzere 4 tane de besin grubu var burada. Ne demek bunlar? Aslında her besin kendi içerisinde sihirli bir besindir. Çünkü her besinin içerisinde kendine özgü olan bir takım yapılar vardır. Ve bunların da vücudumuzdaki görev fonksiyonları birbirinden çok daha farklı olmaktadır. İşte gün içerisinde My Plate dediğim
bu tabaktaki bu dört besin grubunun her birinden almanız lazım. Küçük bir tane uygulama yapacak olursak birlikte, gelin birlikte bir mind plate yapalım. Kendinizi düşünün, beslenme alışkanlıklarınızı katın. Ben tahmin ediyorum, gençlerde böyle yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Örneğin süt grubu içerisinde ne koyabilirsiniz buraya? Duyamadım. Peynir. Hepinizin sevdiği peynir çeşidi var artık. Eskiden daha sınırlı çeşitler vardı. Ama şimdi market raflarında ulaşabileceğiniz çok güzel peynir çeşitleri var. Peki devam edelim. Bir protein kaynağı ne koyabilirsiniz? Ne istersiniz? Et. Hangi et? Sabah kahvaltısında. Yer misiniz bunu? Sosis, sucuk ister misiniz? Ki biz bunları istemeyiz. Neden? Uluslararası Kanser Örgütü özellikle salam, sosis gibi yiyeceklerin erken yaşlarda tüketilmeye başlanmasıyla beraber farklı kanser çeşitlerini tetiklediğini ispatlamış durumdadır. Dolayısıyla belki buraya yumurtadan yapılan bir çeşit, bir omlet, bir menemen ne olabilir bilmiyorum sizin sevdiğiniz, bunu koyabilirsiniz. Peki gelelim sebze grubuna. Ne yemek istersiniz kahvaltıda? Mesela taze sıkılmış bir meyve suyu, ki hazırlardan da bahsedeceğiz farkından. Ya da menemenize koyduğunuz sebzeleriniz olabilir. Ve bir de bir tahıllı, bir ekmek olabilir. Özellikle tam tahıllı ekmekler biraz daha kan şekerimizi düzenlediğinden dolayı tercih edebilirsiniz. Ama bunları yapmak istemediniz, çok streslisiniz, iştahınız o gün yok. Tabii ki daha basit menüler yapabilirsiniz. Nedir bu? İlke şu, mümkün olduğu kadar yağ miktarını, ki yağ çeşitlerini düşündüğümüzde azaltıp karbonhidrat ve proteinden karışık dengeli bir tabak oluşturmanız. Mesela yoğurt. Birazdan bahsederiz. Yoğurt hakikaten çok değerli bir besin. Bununla karıştırdığımız meyveler, yağlı tohumlar olabilir. Ya da birçoğunuzun çok sevdiği biliyorum gençlerde, sütle beraber bir kahvaltılık gevrek, bunun içerisinde doğradığınız belki kuru meyveler, taze meyveler ya da taze sıkılmış bir meyve suyuyla çok pratik hazırladığınız bir tost, bir sandviç de sizi etkilemektedir. Hepimizin unuttuğu bir şey var. Hep besinlere odaklanıyoruz. Peki sıvı alımımız nasıl olmalı? Şu anda kaç kişi susamış durumda? Oldukça yüksek. Aslında vücudunuzdaki su miktarı sizin azalmış anlamına geliyor. Bakın, vücudumuzdaki toplam su %50-60'tır yetişkinlerde. Neredeyse vücudumuzun yarısı sudan oluşuyor. Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ve sizler şu anda sınav günü için konuşmuyorum sadece, sınava hazırlanırken de sizi tüketmeniz gerekiyor. Hemen beyninize bakın. Beyninizin %83'ünün su olduğunu, kaslarımızda su oranının %75 olduğunu ve organlarımızdaki su oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla susama duygusu başladıysa eğer, bizim zaten vücudumuzdaki su dengelerimiz bozulmaya başlamıştır. Yani aldığımız ve kaybettiğimiz sıvı arasındaki denge bozulmuştur. Öncelikle bu dengenin her zaman aynı yerde olmasına özen göstermemiz lazım. Peki susama duygusu geliştiyse vücudumuzdaki su miktarı azalmıştır dedim. Hemen yudum yudum sularınızı almaya başlamalısınız aslında. Bu yeterli mi? Çok basit bir göstergemiz daha var. Bunu kolaylıkla kendinizde yapabilirsiniz. Nedir bu? İdrar denge. Bizim sahada kullandığımız, kendinizde pratik yapabildiğimiz bir uygulama. Bakın, idrarınızın rengi eğer ilk üç kısma giriyor ise evet, vücudunuzun sıvı miktarı denge içerisinde yeterlidir. Ama üçüncü renkten itibaren eğer koyulaşmaya başladıysa o zaman sus kalmaya başlamışsınızdır ve mutlaka vücudunuzdaki su dengesini korumak için sıvı almanız gerekir. Hemen şu soruyu sorabilirsiniz. Ben zaten bolca içiyorum ama su içmiyorum. Bir önemi var mı? Evet, çok büyük bir önemi var. Aslında en sağlıklı içecek sudur. Bu yüzden güne başlarken bir bardak özellikle ılık bir suyla başlamanız iç sıcaklığınız açısından da dengeye getirecektir. Bunun dışında mesela bazılarımız süt içemeyiz, gaz yapıyor diye düşünüyoruz. Ama şu an yine market raflarında laktazsız sütler var, laktozu parçalanmış sütler var. Yani gaz yapıcı etkileri yok etmişler. Biraz daha tatlıdır. O tatlılığın nedeni ilave şeker değildir. Tamamen sütün kendi yapısıdır.
belki böyle bir besin seçebilirsiniz. Ya da en doğrusu taze sıkılmış meyve suları seçebilirsiniz. Peki market raflarına gidiyorsunuz, korkunç bir içecek rafı var. Hangisini seçeceksiniz? Ben yine geçlerdeki seçenekleri biraz görüyorum. Seçmeniz gereken şey aslında şu. Üzerinde pulp yazan ya da nektar yazanlar. Çünkü bu meyve suları sağlık açısından vitaminleri biraz daha yüksek içeriyorlar. Bazıları ise hemen toz, su karıştırıyorsunuz, size bir içecek oluyor. Ama maalesef renk, bir aroması var, bir rengi var ve bir de şekeri var ve bir suyu var. Yani hiçbir içerisinde vitamin değeri olmayan bir içecek. Bu tür içecekler konusunda, ki şunu görebilirsiniz, seçiminizi yaparken çok dikkatli olan kısmı seçmeniz gerekir. Tabii ki su az önce vücudumuzun %60'ı dedik, organlarımızdaki su oranı yüksek olduğunu düşündüğümüzde en çok tercih etmemiz gereken bir içecek. Ve yapılan bir çalışmada üniversite gençleri üzerinde yanında sınava giderken su getirenlerin, su götürmeyenlere yani su içmeyenlere göre performanslarının %5 daha yüksek olduğunu görülüyor. Yani yudum yudum aldığımız sıvı, tabii sınav sırasında dışarı çıkamayacağınız için de yudum yudum aldığınız sıvı sizin vücudunuzdaki su dengesini korumaya yardımcı olacak. Tahmin ediyorum bu süreç içerisinde hepiniz çok fazla uyarıcı olduğunu düşündüğünüz kafeinli yiyecek ve içeceklere yönelmiş durumdasınız. Ki bu slide'da da aslında birçok besin içerisinde var olan kafeinden bahsedebiliyoruz. Çeşitli çaylar, çeşitli kahve çeşitleri, çikolata, kakao içeren pek çok yiyecek vardır. Fakat şunu unutmamak lazım. Kafein dediğimiz bir uyarandır gerçekten. Metiksant adını verdiğimiz grup içerisinde. Fakat Amerikan Pediatri Birliği özellikle 12-18 yaş arasındaki kişilerin, gençlerin 100 mg'dan daha az kafein almasını önerir. Dolayısıyla da bunun daha fazla alınmış olmasının aslında kafein aldığınız içecekten kaynaklı olarak boş bir enerji kaynağı olması ve evet bir anda dikkatli bir zirve yapıp sonra tekrar aniden düşürebilen olmasından dolayı ya da bazı zamanlar içilmediği zaman kafeinle içecekler ya da yenilmediğinde kafein geri çekilmesi dediğimiz bir olayı yaşarız ki bunların önüne geçmek için aslında tercih etmemek gerekiyor. Ve gazlı içecekler. Belki çok daha sevdiğiniz içecek grubu bu suyun yerine asla tutmaz demiştik. Gazlı içecekleri aldığınızda hissetmişsinizdir eminim. Ağzınızda bir ferahlamak hissedersiniz. Ve bir miktar içtikten sonra da susama duygunuzu baskılar. Bu da sizin tekrar sıvı almanızı, su içmenizi engelleyecektir. Ve maalesef gazlı içeceklerin içerisinde özellikle de şeker olduğunu düşündüğümüzde bunu da yine vücudumuza olan yansımaları obezite boyutuna doğru kaydırabilir. Yine üzerinde özellikle vurgulamak istiyorum çünkü maalesef enerji içecekleri çok yanlış kullanılan içecekler. Enerji içecekleri dediğimiz şey gerçekten attention yani dikkati uyandıran içecekler olarak ortama gelmiştir. İçerisinde kafein var. İçerisinde var olan şeker miktarına baktığınızda bakın yaklaşık 14 küp şeker ilave edebiliyorsunuz. Yani 3 yemek kaşığı silme olarak şeker var içerisinde. Bu ne demektir? Aslında sizin boş bir enerji alımınız anlamına gelecektir. İçerisinde daha başka etken maddeler var. Bunlar örneğin guarana özü dediğimiz, taurin dediğimiz gibi bir takım maddeler. Aslında bunlar tek tek alındığında vücut için daha yararlı olabilir. Ama bu içecek içerisinde birleştiğinde, yanında farklı başka bir şeyler tüketildiğindeki özel durumlardır. Konvüsyon gibi, nöbetler gibi bir takım insanlarda yan etkiler göründüğünü rapor eden pek çok çalışma var. Dolayısıyla da enerji içecekleri asla sizin için uygun olmayan içecekler, boş kalori kaynağı olabilen içecekler olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu nedenle de yine dünyada saygı bir kuruluş olan Amerika Pediatri Akademisi bu tür içeceklerin çocuklar ve gençler için özellikle uygun olmadığını belirtmektedir. Evet, konuşmamın başında dedim ki bazı besinlerin sihirli olduğu düşünülür. Sihirli besin var mıdır?
hep bu yıllardır tartışılmıştır. Aslında besinlerimizin duygu durumumuz üzerine etkileri olduğu görüşü var. Bu da bizim anne karnında, yani annemizin beslenmesiyle başlayan, gebeliklerin beslenmeyle başlayan, fetüse işleyen bebeklik, çocukluk, gençlik çağında bize yansımalar olarak da geçtiğini de görebiliyoruz. Bunlardan en değerlisi ne? Tabii ki omega 3 yağ asitleri. Emin hepiniz duydunuz. Hatta bir ara, belki sizler hatırlayabilirsiniz ama DHA dediğimiz bir yağ asidi var. Dekozahetinoik asit. Bir ara bununla ilgili çok özel kurabiyeler geliştirildi ve reklam şöyle çıkmıştı. DHA çocuklar yetiştirmek için. Bu bisküvileri kullanabilirsiniz de. Bizim için omega 3 yağ asitleri, yani EPA, dekozapentaneik ya da DHA dediğimiz yağ asitlerini beyin sağlığımız için çok önemli işlevleri var. Fakat tabii ki her şeyde olduğu gibi bazen abartıya kayabiliyoruz kullanım konusunda. Özellikle balıktan haftada 2 kez net yenebilen 300 gram ulaşacak şekilde balık tüketmek çok değerli. Tabii bunun dışında işte bazen cevizi, bazen seviz otunu gibi omega 3 kaynakları da önemlidir ama hiçbir zaman balık kadar vücuttaki yararlılığı yüksek olmaz. Bunun yerine bir de günde 3 grama asla geçmemesi gerekir. Eğer bunu besin destek ürünü olan tabletler, sıvı şurup halinde tüketecekseniz de 2 gramı geçmemesi, hatta en doğru olanın öneriler boyutunda günde 1 gram içerisinde kalınması gerekir. Belki kullanacak olursanız da besinden ziyade kullanılan doza da dikkat etmemiz gerekiyor. Sebze ve meyveler, belki de en az sevilen yiyeceklermiş gibi olsa da bütün sihir burada yatıyor. Çünkü sebze ve meyvelere baktığınızda içerisinde evet birçok vitamini sayarsınız. Ama bu vitaminler dışında biz bu sebze ve meyvelerde bir takım fitokimyasalları içeriyoruz. Bu fitokimyasalların gerçekten sihir etkileri olduğunu bile biliyoruz. Bu yüzden de mutlaka tabağımızda, az önce bir mikret yaptık ya, o tabakta sebze ve meyveyi mutlaka bulundurmamız lazım. Ve bakın, günde yetersiz posa tüketen kişilerin, özellikle genç kadınlarda %40'ından daha fazlasında da yorgunluk belirtileri daha fazla olduğu görülmüş. Dünyada 5-A-Day diye bir akım vardır. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. 5-A-Day dediğinizde 3 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyvedir. Çünkü meyvenin bir şekeri vardır. Ama içerisindeki fitokimyasallarından dolayı da bu 5 porsiyon minimum en az tüketmemiz şeklinde tüm dünya bu eğilim içerisindedir. Ve dolayısıyla markette bunlara yer vermekte yarar var. Bunun dışında eminim çalışırken, biraz sonra küçük bir oyun oynayacağız. Çalışırken bazı atıştırmalıklardan tüketiyorsunuzdur. Bu atıştırmalıkları seçerken taze meyve sevmiyorsanız kuru meyve çeşitleri olabilir. Yağlı tohumlardan olabilir. Ya da mesela kefir, ayran gibi daha sağlıklı içecekler olabilir. Bütün bunları tercih etmeniz gerçekten içerisindeki etken yapılardan dolayı yorgunluğunuzu azaltmak, kalbinizi güçlendirme konusunda etkisini gösterecek. Ve tabii ki bu mineral kaynakları, magnezyum, çinko, demir, selenyum, antioksidan sistemimizi güçlendirecek tüm bu yapılar aslında bu besin çeşitliliği içerisinde yer almakta. Hiç duydunuz mu? İkinci beyniniz neresi? Neresi? İkinci beynimiz, bağırsaklarımız. Artık son 10 yıldır ki yapılan çalışmalar bunu çok güzel ortaya koydu. İkinci beynimizin bağırsaklarımız olduğunu, hatta bağırsaklarımızın unutulmuş bir organ olduğunu ifade ediyorlar. Neden böyle söyleniyor? Bir defa bağırsaklarımız ve beynimiz arasında korkunç bir iletişim var arkadaşlar. Anatomiksel olarak aralarında bir etkileşim var. Bağırsaklarımızda birçok bakteri var. Bu bakteriler bizim için aslında eğer sağlıklı besinlerle beslenirsek, ki bunları süper food diyorlar artık, sağlıklı besinlerle beslenirsek yararlı bakteriler üretiyor. Ama eğer junk food denilen, sizin bildiğiniz fast food, bu da hayatta atıştırmalık dediğimiz besinleri tüketirsek de o zaman zararlı bakteriler, yani patojenleri üretiyor. Halbuki bizim bağırsaklarımızda
faydalı bakteriler artarsa işte bağırsaklarımızdan sentezlenen bazı moleküller doğrudan beyin sağlığımız üzerinde etki ederek bizim hem sağlığımızı hem de akademik başarımız üzerinde bir etkileşimi gösteriyorlar. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Teknik üzerinden geçmeyeceğim ama bu junk food'larda özellikle basit şekerlerin olması, yüksek yağ oranlarının olması, trans yağ asitlerinin, bunları hep duyuyorsunuz medyadan diye söylüyorum, yüksek olması bizim açımızdan bu zararlı bakterilerin sayısının artması anlamına gelir. Ama bir sebze meyve, bunu çeşitliliğini siz yapabilirsiniz, tüketimini artırmak ya da balık, sağlıklı atıştırmadan kuru yemişleri tüketmiş olmak ise birer kıta kimyasal alımı, tabağımızı çeşitlendirme açısından da daha çok tercih edeceğimiz bir kısmı oluşturacaktır. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de D vitamini. Çünkü hiçbir besin D vitamini kaynağı değildir arkadaşlar. Önemli miktarı kaynağı değildir. D vitamini en güzel kaynağı güneştir. Bu yüzden de mutlaka şu anda evlerde belki kapalı çalışıyorsunuz ama kendinize sosyal bir zaman ayırdığınız dilim içerisinde mutlaka güneşe çıkarak bir 15 dakika teninizi göstererek bir D vitamini kaynağı alın. Çünkü vücudumuzdaki tüm organların çalışmasında D vitamini bir nevi hormon görevi görüyor ve onların normal aktif çalışmasına destek sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey var, hani ben çok ayran içmem yemekten önce çünkü uykumu getirir diye hep söylenir, değil mi? Böyle bir, maalesef ben inanış diyeceğim ona, böyle bir şey var. Halbuki ayranın içerisinde bulunan bizim triptofan dediğimiz bir amino asit var. Ondan ziyade siz eğer yüksek karbonhidratlı bir besin yerseniz, yani yemekte beynin çalışsın, bol glikoz alayım diye yüksek oranda tatlı, ekmek fazla miktarda tükettiğinizde evet sizi mutlu yapar. Çok hoşunuza gider, rahat olursunuz. Çünkü serotonin senteziniz artacaktır. Ama bu yumuşak olan mutluluk hali aslında sizi biraz da uyku moduna sürükleyecektir. Bu yüzden de o mindset dediğimiz tabağında karbonhidratları çok daha iyi seçmemize yarar var ve mutlaka proteinli yiyecekleri de diyetimize eklememiz gerekiyor. İşte duydunuz mu? Son bir haftadır tüm medyada, yazılı ve sözlü medyada Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'deki obezite prevalansını açıkladığını görüyoruz. Kaçıncı sıradayız Avrupa'da? Birinci sıradayız. Dünyada dördüncü sıradayız diyebiliyorum. Üç diyen arkadaşlarım oldu ama bakın gerçekten şu anda Türkiye obezite prevalansında, obezite yaygınlığında çok önde gidiyor. Neden? İşte az önce konuştuğumuz yanlış besin seçimi, biraz sonra Emin Hocam çok güzel anlatacak, aktivite yetersizliğiyle birleştiği andan itibaren buna neden olacak ki sadece obezite değil, yani adı obezite, aslında obezite kompleks bir hastalıktır. Bütün organlarınızı etkiler ve sizin çok genç yaştan itibaren ileriki yaşlardaki sağlığınızın bir altyapısını oluşturur. Bu yüzden sınav dönemi beslenme yerine aslında sınav sürecindeki beslenmeyi mutlaka uzun vadede düşünmemiz gerekiyor. Ve bu yüzden de yaşam tarzımızı mutlaka değiştirmemiz lazım. Evet, bir kaygımız olabilir, bir heyecanımız olabilir ama bunu mutlaka yaşam tarzımıza yayarak bir yaşam ilkesi haline çevirmemiz en doğru olanı. Bu yüzden de yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz olayı gerçekleştirmemiz lazım. Yine Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından bulabilirsiniz. Ülkemizin piramidi, beslenme piramidi arkadaşlar. Bakın sağ tarafta yiyeceğimiz besinler, sol tarafta da haftalık yapmamız gereken aktivitelerin bir genel yansıtılması var. Hadi gelin birlikte bir oyun oynayalım mı? Evet. Tabii sizin yaşınız yetmez ama ben yaşım ortaya çıksa da bundan 20 yıl öncesi damla çikolatalı bir kurabiye. Diyor ki 4 santim çapındaydı ve verdiği kalori 55 kaloriydi. Peki şimdi size soruyorum. 20 yıl önce böyleydi ama 20 yıl geçti. Sizce porsiyonlar büyüdü mü? Siz belki fark etmediniz ama büyüdü. Sizce günümüz porsiyonu ne kadar olmuştur?
Var mı bir tahmin yapmak isteyen? Peki, biraz uğultudan duyuluyor. Yaklaşık olarak bakın, 9 santime varan kurabiyeleri artık her yerde görebiliyorsunuz. Ya da paketi açtığınızda çalışırken ağzınıza bir tane damla çikolatalı kurabiye attığınızda 4 santim olandan 2 tane atıyorsunuz. Bir porsiyon gibi aldığında ve 9 santim çapında ve 275 kalori alıyorsunuz. Şimdi bakın, arada normalde 220 kalori fark var. Peki, hemen ikinci kısmına geçelim. Bu aradaki sadece farkı yapmak için size ne kadar ağırlık çalışmanız lazım sizce? 20 dakika diyen var. Başka yorum yapan, baylar çok sever ağırlık çalışmayı, direnç egzersizlerini. Var mı yorum? Bakın ben söyleyeyim size. 1 saat 15 dakika sadece aradaki farkı yakabilmeniz için gerekiyor. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. Gazlı içeceklerden yapalım. Eskiden 200 mililitre olan gazlı içecekler 85 kalori veriyordu. Ve şimdi artık iyice ebatlar büyüdü. 330 mililitreler, 500 mililitreler şeklinde porsiyonlar büyütüldü. Günümüzde bu değer baktığımızda 600 mililitreye kadar çıkıyor. Ve dolayısıyla aradaki fark 165 kalori. Peki, bu aradaki 165 kalori yakmak için ne kadar süre istedebilmeniz lazım? Ne kadar? 40 dakika. Evet, baktığınızda sadece aradaki farkı yakmanız için 30 dakika lazım. Bu oyunu neden oynadık? Aslında sizler çalışırken çok hareket etmiyorsunuz ve yanınızda da sağlıklı atıştırmalıklar oluyor. Fakat buradan aldığınız her bir enerjinin fazlalığı sizin aslında fazlasıyla yağ olarak dönüşmelerin olduğu için obezite gelişmesi ve bilincinizde de azalmalar, yorgunluklar olarak sizi tetikleyebiliyor. Mutlaka gece uykusuna Sibel Hocam dikkat edin dedi. Sağlıklı bir kaliteli uyku uyumasını önerdik. Peki, bazen yine uyku öncesinde tüketimiz gereken besinler olabilir. Mesela süt, yine gaz yapmayan kişiler için süper bir içecektir. Neden? İçerisinde bizim için çok değerli olan whey proteinleri var. Gençlerden, özellikle baylar whey proteinlerini eminim çok önceden duymuşlardır spor salonlarında. İşte whey proteinlerini zihin sağlığı üzerinde gece uyku sırasında olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Mesela az önce söyledik, sağlıklı atıştırmalık besinler, kuru meyve çok acıkmışsanız ya da sağlıklı bir yoğurt tabağı hazırlayabiliyorsanız, yatmadan önce işte en az 4 saat öncesinden çay, kahve, kakao tarzı içecekleri alabilirsiniz. Dediğim gibi sınav bir süreç arkadaşlar. Yani bunun bir günlük bir olayı olmaz. Sizin uzun süre içerisinde yaşam tarzında tutmanız en doğru olabilir. Ama yine de sınav gününe giderken çok heyecanlı olabilirsiniz. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sizlerle buluşmak bizi bile heyecanlandırıyor. Peki ne yapacaksınız? Bir defa gitmeden önce gün öncesinden düzenli öğünleri tüketmekte yarar var. Ve bunlarda aşırıya doyuncaya kadar yememek lazım. Sütlü tatlılar tercih etmeniz gereken ya da meyve tatlıları tercih etmeniz gereken. Akşam öğününü saat 8-8.30'dan sonraya kaydırmamanız. Çok sindirimi zor olan gaz yapıcı besinleri tüketmemeniz. Ve değişiklik olsun diye de bazen ödül olsun diye. Hadi bugün işte suşi yemeye gidelim. Hayır, hiç yememişsiniz. Böyle bir besini asla ödüne bırakmayın. Tadacaksanız, deneyecekseniz çok daha önceden deneyin. Çünkü belki gastrointestinal sisteminiz bu tölere deneyebilir. Sizde farklı bir tepki verebilir. Bu yüzden de bu tür yiyecekleri sona bırakmamak lazım. Eğer dışarıdan yemek istiyorsanız, böyle bir şey varsa lütfen temiz, güvenilir yerlerden bu yiyecekleri yiyin, tüketin. Çünkü eğer bir besin zehirlenmesi olursa 6 ila 24 saat içerisinde cevap verecektir. Kulağı, kusma, ishal şeklinde. Mutlaka sıvı tüketiminizi su olarak günde 8-10 bardak 200 mililitreden olacak şekilde tüketmekte yarar var. Ve bunları bir gün öncesinden haftasında ayarladıktan sonra aynı şekilde sınava gitmeden önce mutlaka kahvaltı edin arkadaşlar. Bazılarımızda şöyle bir şey vardır. Ben arabada giderken çikolatamı yerim, o bana yeter. Hayır, yetmez. Çünkü bütün gece
uykusuz uykunun süreçesinde kan şekeriniz düşecektir. Ve yediğiniz o çikolata size kan şekerinizi birden yükseltecek, sizi çok zinde hissettirecek. Ama sonra tekrar aşağıya hızlı bir düşüş olacak kan şekerinizde. Bu sefer de yorgunluk, bir ter basma hissi şeklinde kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu yüzden sabahleyin o güne özgü olabilecek bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz, isteyebilirsiniz günlüklerinizden. Saat 7-7.30 bir kahvaltınızı yapıp, kalktığınız zaman mutlaka vücudunuzun susuz kalmasını önlemek için sınavınızı hızlandırın. Sınava girmeden önce mutlaka vücudunuzun su dengesini kurulduğuna emin olun. Bunun için su için kuruldu bile verenin güzel renginizi mutlaka kontrol edin. Kahvaltıda mutlaka protein kaynağı, bakın karbonhidrat demiyorum. Evet, sizi mutlu edebilir serotonin sentezi ama yetmez. Mutlaka protein kaynağını o günkü öğünde kullanın. Ve tabii ki bundan sonrası sevgili Demir Hocam, yaşam tarzınızda sürekli oturmayın diyecek. Evet, hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz ve başarılar diliyoruz.